Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul 'uqdatan min lisani yefkahu kavli. Sadakallahu azim. Kıymetli kardeşlerim, bugün vaazımızda ilim üzerine konuşacağız. Allah-u Teala'nın kitabında bu mesele nasıl ifade edilmiş? Onun üzerine duracağız. Bakara suresi 120. ayette şöyle buyruluyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Asla senden Yahudiler ve Hristiyanlar memnun olmayacaklar. Ne zamana kadar? Sen onların milletine tabi olana kadar. Millet kelimesi Kur'an-ı Kerim'de din anlamında kullanılıyor. Geçtiği tüm yerlerde. Yani milleti İbrahim dediğimizde İbrahim'in kavmi değil de İbrahim dini kastediliyor. Burada da Rabbimiz Yahudilerin ve Hristiyanların asla Müslümanlardan razı olmayacakları ama Müslümanlar dinlerini terk ederlerse o zaman memnun olacakları ifade edilmiş. Kul inne hüdallahi vel huda. De ki doğru yol Allah'ın yoludur. Sırat-ı müstakim dediğiniz şey, Fatiha suresinde ihdina sıratal müstakim, bizi doğru yola ilet diyoruz Rabbimize. Allah-u Teala'nın gönderdiği kitapta bize zaten doğru yolu gösteriyor. Elif, la, mim, zelikel kitabu la raybe fihi huden lil muttakim şeklinde. Yani bu kitap muttakilere yol gösteriyor. Dikkat ederseniz kalbi temizlere yol gösteriyor demedi. Allah'tan korkanlara, Allah-u Teala'ya itaat edenlere yol gösterir dedi. Bir ayet-i kerimede de hüden linnas diyor. Yani bütün insanlara yol gösteriyor Kur'an-ı Kerim. Onları hidayete davet etme anlamında ama. Gerçek kurtuluşa eren, gerçek doğru yolu bulmuş kişi ise hidayetin gereğini yapan kimseler oluyor. Hazreti Musa da mesela Firavun'u hidayete tabi olanlara selam olsun diye onunla konuşurken ona böyle söyledi. Ayet-i kerimin devamında şöyle ifade ediliyor. وَلَنِنْ تَبَعْتَ اَهْوَاهُمْ بَعْدَ الَّذ۪ي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلَيِّمْ وَلَا نَص۪يرٍ. Sen onların arzularına uyarsan, sana gelen ilimden sonra, burada tabi Peygamberimize gelen ilim Kur'an-ı Kerim. Peygamberimizi de bağlıyor Kur'an-ı Kerim. O zaten usvetün hasene bizim için en güzel örnek. Peygamberimiz de o kitaba uygun bir hayat yaşıyor. Yahudilerin, Hristiyanların taleplerini ne yapması gerekiyor? Peygamberimizin geriye çekmesi, onları geri çevirmesi gerekiyor. Kitaba uyması gerekiyor yani. Dolayısıyla biz öyle bir kitaba uyuyoruz ki o kitabı getiren Kerim zat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o da kitaba uyuyor ve bize örnekliğini gösteriyor. Peki böyle bir ihtimal var mı? Böyle bir ihtimal yok. Allah-u Teala peygamberini koruyor. Zaten kendisi güvenilir bir insan. Peygamber olmadan önce de böyle bilinen birisiydi yani güvenilir kimse diye. Allah-u Teala da bu vasfından dolayı olsa gerek ona uygun gördü peygamberliği vermeyi. Böyle bir durum olsa bile ne olur o durumda? Allah-u Teala diyor ki bir yardımcı bulamazsın, seni bir koruyucu bulamazsın. Sana yardım edecek kimse olmaz diyor. Yani Allah karşısında Allah-u Teala'ya karşı durabilecek bir güç yok. Şeytan sadece vesvese veriyor. Fiskos, 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 fiskos. Oh. Sabah başlıyor, uyuyana kadar habire günah işle, şirke git, haram işle, gayri ahlaki şeyler yap vesaire. Sürekli insanı isyana çağırıyor. Ama sadece çağırıyor yani. Üzerimizde bir otoritesi söz konusu değil yani. Ali İmran suresi 7. ayette de şöyle buyruluyor ilimle ilgili olarak. Huvellezî enzele aleykel kitâbe minhu âyâtun muhkemât. Allah kitabı indirendir ki onda muhkem ayetler vardır diyor. Muhkem sağlamlaştırılmış, açık, anlaşılan, ilk okumada fazlaca sorun yaşanmayan ayetler. Herkesin hemen hemen aynı şeyi anladığı ayetler. Allah-u Teala namaz kılın diyor, zekat verin diyor, hacca gidin diyor. Anlıyoruz yani. Domuz yemeyin diyor, içki içmeyin diyor. Kur'an'ın geneli bu ayetlerden oluşuyor. Hunne umur kitap, kitabın esası budur. Ve uharu müteşabihat, diğerleri de müteşabih ayetlerdir.
anlamı net olmayan, bir çırpıda anlaşılmayan ayetler. Peki Allah-u Teala niçin bu ayetleri Kur'an-ı Kerim'e koydu? Allah-u Teala bizim kafamızı çalıştırmamızı istiyor. Muhakeme etmemiz lazım yani. Muhakeme de kafa yorarak oluyor. Allah-u Teala bazı ayetleri böyle göndermeyi uygun görmüş. Peki nasıl anlayacağız bu bir çırpıda anlaşılmayan ayetleri nasıl anlayacağız? Muhkem ayetlerle birlikte onları ele alacağız. Kolay anlaşılır, çabuk anlaşılır ayetlerle hemen bir çırpıda anlaşılmayan ayetleri birlikte düşüneceğiz. Öyle anlamaya çalışacağız. Kıymetli kardeşlerim, şöyle düşünmeyelim. Müteşabih ayetler anlaşılmaz ayetlerdir. Öyle değil. Onlar da anlaşılır ayetlerdir. Allah-u Teala bizim anlamayacağımız bir kitabı gönderip, anlamayacağımız ayetleri gönderip bizi ondan sorumlu tutmaz. فَاَمَّ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْهُنْ Kalplerinde eğrilik bulunan kimseler ne yaparlar? فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ Fitne çıkarmak için o müteşabih ayetlerin peşine giderler. Yani onları merkeze alırlar. Az önce söylediğim usul nasıldı? Muhkem ayetleri merkeze alacağız. Müteşabih ayetleri onlara göre anlayacağız. Ama kalplerinde eğrilik bulunan kötü kimseler ne yapıyor? Tam tersi. Habire onları gündeme getiriyor. Garip garip felsefeler icat ediyorlar vesaire. Niye? Müslümanları acaba Kur'an-ı Kerim'den nasıl soğuturuz? Bunun derdindeler onlar. Allah-u Teala böyle bir şey yapmamızı istemiyor. Vebtigaya tevili, tevilini onlar amaçlıyorlar. Ama tabii burada niyetler onların kötü. Yani kötü tevil, saptırıcı tevil peşinde bunlar. Yoksa tevil kavramı iyi bir kavramdır. Yani Kur'an-ı Kerim'i evveline döndürmek, ayetleri evveline döndürmek, onları aslına uygun şekilde anlamak anlamına gelir. Kur'an dışında kazandığı anlam ise anlamı bozmak şeklindedir. Burada bir böyle bir çabadan bahsedilmiş. وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ اِلَّا اللّٰهِ Peki Kur'an-ı Kerim'in tevilini kim bilir? Allah-u Teala diyor ki sadece Allah bilir. Gerçek anlamda Kur'an-ı Kerim'de ne kastedildi? İmtihan olması için herhalde. Rabbimiz böyle bir muğlaklık bırakmış. Biz Kur'an-ı Kerim'i büyük oranda anladığımız iddia edebiliriz. Fakat %100 Allah-u Teala'nın kastını anladık demek o bir zor, bizi aşar yani. Ama var gücümüzle uğraşmalıyız yani. Allah-u Teala ne demek istedi burada? Onu anlamak için var gücümüzle çalışmalıyız. Bu tür tefsir şekline mekasidi tefsir deniyor. Yani Allah-u Teala ne dedi ve ne demek istedi? Bu çaba. وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَكُولُونَ İlimde derinleşmiş olanlar derler ki اَمَنَّ بِهِ كُلُّمْ مِنْ اِنْدِ رَبِّنَا Onların tümü Allah'tandır. Muhkem ayetler Allah'tandır. Müteşabih ayetler Allah'tandır. Hepsini Allah-u Teala gönderdi der. İlimde derinleşmiş olanlar. Biz onlara inandık. Allah-u Teala ne gönderdiyse. Hani bazı şeyler var ki aziz kardeşlerim izah edemiyoruz. Bazı sorular soruluyor bize. Biz de İlla onlara cevap vereceğiz diye uğraşmayacağız. Çünkü onu biz de iddia edemeyiz. Her şeyi biliyoruz. Nasıl diyelim? Allah-u Teala biliyor her şeyi. Ne kadar anlayabiliyorsak o kadarını izah edeceğiz. İmtihan meselesi. Diyelim ki Allah-u Teala bizi niye sınavdan geçiriyor? Niye bizi bu dünyaya koydu Allah-u Teala? Niye belli bir süreliğine buradayız biz? Sonra niye cenneti cehennemi Allah-u Teala var edip orada tartılar kurulacak? Bir kısmı cennete bir kısmı cehenneme niye gidecek? Allah-u Teala biliyor. O öyle uygun görmüş. فَعَالٌ لِمَا يُرِيدٌ Allah dilediğini yapandır. Ona bir engel yoktur. Böyle uygun görmüş Allah-u Teala, böyle yapıyor. Her şeyi açıklama çabası içerisine girmeyeceğiz. Bazen diyeceğiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah-u Teala'nın kastettiği gibidir deyip bırakacağız. Çünkü bize ilimden az bir şey verildi. وَمَنْ يَذَّكَّرُ اِلَّا اُلُوا الْاَلْبَابِ Sadece akıl sahipleri ne yapar? Düşünüp öğüt alır Allah-u Teala'nın ayetlerinden. Aziz Müslümanlar, Âl-i İmrân suresi 18. ayette de ilimle ilgili olarak şöyle buyuruyor. شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ Allah şahitlik ediyor ki Allah'tan başka ilah yoktur. İlah, kendisine tapılan, en çok sevilen varlık anlamına geliyor. Biz Müslümanız, biz bir olan Allah'ı en çok seviyoruz. Bizim için olmazsa olmaz dediğimiz tek şey var, o da Rabbimiz. Onun dışında bize düşen nedir? Gerektiğinde kendi canımızı, malımızı, eşimizi, çocuğumuzu kenara çekmek ve Allah-u Teala'yı öncelemek. Bize düşen budur, bizden beklenen. İdeal Müslüman böyle olur. Yani merkezde her zaman Allah-u Teala olacak.
Vel melaiketu ve ulul ilmi kaimen bil kıst. Başka kim şahitlik ediyor Allah'tan başka ilah olmadığına? Melekler şahitlik ediyor ve ulul ilm, alimler. Alim, hani bilim adamı da alim anlamına gelir, fakat bir kimse Allah'ı tanımıyorsa, bu evreni, gökleri Allah yarattı demiyorsa, kabul etmiyorsa, o İslam'a göre, daha özellikle Kur'an'a göre alim sayılmaz. O kendi çapında bir şeyleri bilen bir kimsedir ama İslam açısından bakıldığında o cahildir yani. Bu dediğimin örneği var mı siyerde? Yani hem bilgili, kültürlü birisi olsun hem de cahil olsun. Evet, en güzel örneği Ebu Cehil'dir mesela. Ebu Cehil'in adı aslında Ebu'l-Hakem'dir. Hükmüne başvurulan bir adamdır. Öyle boş bir adam değildir yani. Fakat İslam açısından bakarsak ne kadar bilgili, ne kadar entelektüel olursa olsun, ne kadar toplumda söz sahibi olursa olsun, o cahildir yani. Allah-u Teala şahitlik etti, melekler şahitlik etti, ilim sahipleri şahitlik etti Allah'tan başka ilah olmadığına. Kaimen bil kıstı dedi sonunda, kaimine demedi. Normalde üç unsur sayıldı: Allah, melekler ve ilim sahipleri dedi ama kaimine deyip tümünü kastetmedi. Allah-u Teala'nın şahitliğini sadece kastetti. Yani o kaimen kısmı Allah-u Teala'ya gidiyor. Niye? Diğerlerinin şahitliği olsa ne olur, olmasa ne olur yani. Melekler şahitlik etse ne olur, etmese ne olur? Alimler şahitlik etse ne olur, etmese ne olur? Allah-u Teala'nın şahitliği yanında onların da bir değeri yok. Onlar ancak ek unsurlar yani. Allah-u Teala o inceliği de buraya yerleştirdi. La ilahe illa huvel azizul hakim. Yine bakın, tekrar söyledi Allah'tan başka ilah yoktur diye. İki defa niye söylenir bir şey? Konuya dikkat çekmek için. Hadis-i şeriflerde var mesela, Peygamberimiz bir konuya üç defa dikkat çekiyor. O konuyu pekiştirmek için. Bir de o konunun önemini gösteriyor. Yani Allah'tan başka ilah tanımamak ne kadar değerli, ne kadar önemli. Buna da dikkat çekilmiş oldu. Bir de Allah-u Teala'nın iki özelliğine dikkat çekildi burada. Aziz ve Hakim oluşuna. Aziz, güçlü demek. Dilediğini yapabilen demek. Allah-u Teala kafirlerden korkmaz, münafıklardan korkmaz. Onları cezalandırmaktan hiç korkmaz. Aynı zamanda Allah-u Teala hakimdir. Ne yaparsa hikmetli yapar. Yani bizim bazı şeyleri anlamlandırmamız zor olabilir. Ama biz bileceğiz ki bunda da bir hikmet var. Ki nice olay var böyle bizim daha sonra hikmetini anladığımız. Başta Allah Allah, bu nasıl oluyor ya, bu ne demek falan dediğimiz, daha sonra vay be bunun anlamı buymuş dediğimiz pek çok durumla karşılaşıyoruz. Âl-i İmrân suresi 19. ayette de ilimle ilgili şöyle buyruluyor kıymetli kardeşlerim. İnne dîne indellâhil İslam. Allah katında din İslam'dır. Diğer dinler ne olacak ya? Diğer dinler geçersiz. Ben esnaf ziyaretleri yapıyorum Menemen'de zaman zaman. Orada bir esnaf mobilyacı emeklisi bir hatırasını anlattı. Diyor hocam diyor, ben Van'da diyor Ahtamar Kilisesi'nin oraya gittim diyor. Baktım bir adam toplamış 20-30 tane Hristiyan, onlara diyor kiliseyi anlatıyor diyor. Yanına gittim, dedim ki diyor sen ne yapıyorsun burada? Demiş adam, Hristiyanlığı anlatıyorum işte ben. Ya sizinkinin hükmü doldu. Daha bitti o. Dedim tebrik ediyorum seni. Bu kadar net bir şekilde, yani bir hakikat bu kadar net ortaya konabilir. Ve de şeyi de güzel, medeni cesareti de güzel yani. Ya ben ne biliyorum ki, ben mobilyacıyım falan dememiş adam. Bir tane doğru yakalamış, onu da orada tebliğ ediyor. Aziz kardeşlerim, biz iyiliği emretme, kötülükten alıkoyma, hakkı sabrı tavsiye etme görevini sadece kendi aramızda yapmayacağız. Bu diğer insanlara da yapılacak bir şey yani. Onlara da diyeceğiz, hak budur, hakikat budur diye onlara da söyleyeceğiz. Onlar da öğrenecekler yani. Sadece bu Müslümanlar arasındaki bir mesele değildir. Toplumu da ilgilendiren bir şeydir. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Ehli kitap ne yaptı? Kendisine ilim verilenler aralarındaki kıskançlıktan dolayı ihtilafa düştüler. وَمَنْ يَكْفُرُ بِآيَاتِ اللّٰهِ. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse, اِنَّ اللّٰهَ سَر۪يلُ حِسَابُ. Allah'ın cezalandırması çok çabuktur. Bakın burada aziz Müslümanlar, ihtilafa düşmek eleştirildi. İhtilafu ümmeti rahmetun şeklinde bir hadis çok kullanılır ki Şii kardeşlerimiz arasında bile kullanılır bu. Çok yaygındır. Ama sahih bir haber değildir yani. Niye? Yani ümmetin ihtilafı hoş bir şey değildir. Allah bizi ihtilaftan korusun. Zaten anlam olarak olacak bir şey değil yani. Ayrıca ümmet icmayı çok önemsemiştir. Müslümanların
alimlerinin özelde ittifak etmelerini çok değerli bulmuştur, delil saymıştır. Var gücümüzle kıymetli kardeşlerim biz ihtilafa düşmekten kurtulmaya çalışmamız lazım. Zaten insanoğlu en çok, en profesyonel bu işi yapabiliyor yani. İhtilafa düşme konusunda çok iyi yani. Peki nasıl ihtilafı ortadan kaldıracağız? Bir, Kur'an-ı Kerim okuyacağız bol bol anlayarak. Hem aslını okuyacağız. Yani kıymetli kardeşlerim, mealini okuduğumuzda Kur'an-ı Kerim okumuş olmayız. Kur'an-ı Kerim'i anlamış oluruz ama anlam eşittir Kur'an değildir. Kur'an-ı Kerim'in hem lafzı hem manası, ikisi beraber Kur'an-ı Kerim'dir. Biz hem normal tecvidle okumayı öğreneceğiz, ayrıca anlamını da bileceğiz muhakkak. İkisini beraber götüreceğiz yani. Bu sayede ihtilafları ortadan kaldırabiliriz. İkincisi de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti. Ona da böyle sıkıca sarılacağız. Bu da bizim ihtilaflarımızı inşallah azaltacak. Üçüncü olarak da örf, Müslümanların örfü, Müslümanların iyi gördüğü şeyler. Bunları da yine yaygınlaştıracağız. Tabii bu örf içerisine gayri İslami unsurlar karışabilir mi? Mümkün böyle bir şey. Zamanla din yaşandıkça yıpranır, araya bir şeyler katışabilir, bidatlar eklenmiş olabilir. Onları da ayıklayacağız, bilenler onları kenara çekecek. Böylece inşallah biz de ihtilaflarımızı azaltmış olacağız. Allah-u Teala tehdit ifadelerine değer veriyor Kur'an-ı Kerim'de. İhtilafa düştükleri şey konusunda hükmünü verecek Allah ahirette diyor. Kimse övülmüyor yani ihtilafa düşmekle. Zaten ihtilaf rahmet olsaydı ittifak sakat olurdu. Kötü bir şey olurdu. Alimler de şöyle yaparlardı. Ya bize bol bol rahmet inmesi için ne kadar ihtilafa düşersek o kadar kârdır derdi. Görüş de belirtmezlerdi ki ihtilaf çok olsun, yaygın olsun. Allah-u Teala hepimizi korusun ihtilafa düşmekten. فَمَنْ حَجَّكَ ف۪يهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَلَوْ نَدْعُوا اَبْنَاءَنَا وَاَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ Sana gerçek bilgi geldikten sonra kim seninle tartışırsa, burada tartışma konusu Hazreti İsa konusu. Onlara de ki iddianızda samimiyseniz gelin oğullarımızı, oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı ve enfusena ve enfusekum, siz kendiniz ve biz gelelim bir araya. ثُمَّ لَنَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِم۪ينَ Sonra gönülden dua edelim biz. Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun diyelim diye. Ne oluyor? Kafirler, yani ehli kitap tabi buradakiler, lanetleşmeye çağrılıyor. Yani bir iddiada bulunuyorlar. İsa Allah'ın oğludur diyorlar. Ya da İsa, Allah-u Teala İsa'nın bedenine girdi diyorlar. Allah korusun. Bunlar şirk sözleri tabi. Madem bu kadar iddialısınız, bunlara böyle bir meydan okuma söz konusu Kur'an-ı Kerim'de. Yani aziz kardeşlerim, muhakkak inançlarımız ne üzerine kurulu olacak? Hakikat üzerine kurulu olacak. Zanlar üzerine olmaz yani. Ben konu komşu böyle dedi, falanca böyle dedi, filanca böyle dedi diye inancımızı oluşturamayız. İmtihan dünyası bu. Zaten garantili bir alim olsaydı hepimiz onun peşine takılırdık, cennete giderdik. Güzel olurdu ama Allah-u Teala böyle dilememiş. İmtihan gereği Allah-u Teala böyle dilememiş. O bir zorluk yaşamamız gerekiyor dünyada. Bu da çabalamakla halledilecek bir şey. Bol bol Allah-u Teala'nın kitabını okuyacağız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini okuyacağız. Ona göre bir hayat kurarsak inşallah bu batıl anlayışlardan kendimizi uzaklaştırmış olacağız. Allah-u Teala bizi şirkten, küfürden, isyandan uzak tutsun. Bizi ilim sahibi kullar kılsın. İlmimiz yoksa ilim sahibi insanlarla bizi bir araya getirsin ve bizi doğru yoldan ayırmasın. Burada bizi bir araya getirdiği gibi inşallah cennette de bir araya getirsin. Amin. Ya Rabbi, sen ki ilimle kuşatılmış her şeyi bilensin. Gazze'deki kardeşlerimizin çektiği acıları da biliyorsun. Onlar zorluklar içinde sana sığınıyor. Biz de onların dualarına ortak oluyor, sana yakarıyoruz. Rabbimiz, buyurdun ki dosdoğru yol Allah'ın gösterdiği İslam yoludur. Bizleri bu yolda sebat eden kullarından eyle. Gazze'deki kardeşlerimizi bu zorlu yolda yalnız bırakma. Onlara güç, dirayet ve sabır ihsan eyle. Ya Rabbi, Allah kendilerine ilim verilenlerin kalplerine iman yerleştirir buyurdun. Gazze'deki kardeşlerimize bu imanın huzurunu ver. Dualarını kabul et, hallerini düzelt ve haklı davalarında onlara zafer ihsan eyle. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Son duamız, alemlerin Rabbine hamdolsun. El-Fatiha.